Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Begonya Suites sizlere ayda 2500 liraya 120 ay taksit imkanı sunuyor. Anlaşmalı banka garantörlüğünde ev sahibi olmak artık çok kolay. Yüksek kira getirisi, sosyal donatılar ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yatırımın doğru adresi Semt 77 Begonya Suite. Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla. Ya rahat olun, yaklaşın. Suyu getir. Yaslanın arkanıza. Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla. Kent 77'den herkese mutlu akşamlar. Spor Arena programına hoş geldiniz. Bu akşam iki değerli yorumcumuz bizlerle, Onur Gülver ile Aziz Demir. İki konumuza da öncelikli olarak hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Mislikom 3. Lig 3. grupta Yalova Spor 27. hafta mücadelesinde sahasında Osmaniye Spor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Yeşil kırmızılı takımımız mutlak kazanması gereken mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 17 puanla son sırada kaldı. Artık ligde son 6 maçı kaldı Yalova Spor'un ve matematiksel olarak iddiası devam etse de yeşil kırmızılı takımımız işi mucizelere kaldı. Diğer takımlarımızın sonuçlarını sizlerle paylaşalım. Basketbolda hafta sonu Yalova takımlarının zafer haftası olarak kayıtlara geçti. Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde playoff mücadelesi veren Semt 77 Yalova Spor sahasında Bornova Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Yeşil kırmızılı takımımız parkeden 84-76'lık skorla galip ayrıldı ve 5. sıraya kadar tırmanıp playoff potası içinde kendine yer buldu. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki temsilcimiz Yalova VIP Gençlik Spor ise İstanbul'da Fenerbahçe Gelişim'in konuğu oldu. Turuncu sarılı takımımız mücadeleden zor da olsa 69-66 galip ayrıldı ve playoff yolunda çok önemli bir galibiyet elde edip 5. sıraya yerleşti Yalova VIP Gençlik Spor. Aynı zamanda Türkiye Erkekler Handball 2. Lig B grubunda ilimizi Sakarya grubunda temsil eden Yalova Zirve Gençlik Spor Kulübü ilk etapta bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti. Mavi beyaz takımımız ilk maçında Festival Halk Dansları Gençlik ve Spor Kulübü'nü mağlup etti. Ancak ikinci maçında Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bir sayıyla 32-31 kaybetti ve ilk etabı 5. sırada tamamladı Yalova Zirve Gençlik Spor. Evet, iki konumuz tekrardan hoş geldiniz. Onur abi diyorum artık, Onur Hoca demiyorum. Hoş bulduk. Aziz sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hafta sonu siz de stat'taydınız. Yalova Spor evet. Çok zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Malum 2-0'lık yenilgi aldık. Maçın başında yediğimiz bir gol vardı. Evet. İlk şutumuz da neredeyse yani ilk yarının sonlarına doğru 30. dakikada geldi. İkinci yarıda biraz baskı kurduk ama maalesef o 2-0'ın vermiş olduğu dezavantaj Yalova Spor'u 3 puanı bıraktırdı. Evet. Onur abi, senin tribünden izlediğin kadarıyla Yalova Spor'u nasıl buldun? Karşıyaka'ya da beraber gitmiştik İzmir deplasmanına. Birçok maçı içeride birlikte izledik ama evet. Yalova Spor maalesef bu sezon istediği ritmi bir türlü tutturamadı. Aynen Onur'um. Yani sağ şartları biraz ağırdı. Yağış olmasa sebebiyle zemin biraz ağırdı futbolcular. Yani güçlü burada kondisyon noktasındaki eksikliği aslında Yalova Spor biraz öne çıktı. Şimdi Yalova Spor sezon başından beri benim tahminim 5 tane hoca değiştirdi. Dördüncü hoca. Arada Eren Hoca da girdiğini sayarsak 5 diye tabir edelim. Sağ yani takımın kondisyon noktasındaki eksikliği biraz öne çıktı. Bir de birazcık sanki kafalarında bu takımı küme düşürmüşler yani futbolcular. 3-5 tane futbolcunun haricinde çok fazla böyle kazanma isteği olan, hırs içinde saldırarak sanki rakibe daha fazla puan lazımdı. Yani rakip deplasmanda olmasına rağmen, sıralamada rahat konumda olmasına rağmen daha hırslı ve durumdaydı.
İstekliydi. Yani Abdullah deplasmanındaki gibi. Yani istekliydi. Genelde şimdi Yalova camiası, Yalova Spor camiası büyük bir camia. Düşse de o Yalova Spor'un il olma karizmasından dolayı bütün rakip futbolcular kendilerini Yalova Spor'a karşı iyi göstermek için de oynuyorlar. Bu da önemli. Hani ileride Yalova Spor'da oynayabilir. Çünkü Yalova Spor il takımı. Bunun da etkisini düşünüyorum ama ya çok fazla konuşacak bir şey yok aslında. Yani burada bundan sonraki süreç bence artık seneye için planlar yapılmalı. Çok umutsuz konuşuyorum ama bitmiş artık yani. Kafada bitmiş. Bitirmiş. Evet. Futbolcular da bitirmişler. Burada son ana kadar mesela Tuğrul'un heyecanı hala bitmemişti. Masör Buran abinin heyecanı bitmemişti. Bayram Hoca desen yine o heyecanınla ilk aşkıyla orada. Hani yedek kulübesi daha heyecanlıydı ama sahadaki sporcu kardeşlerimizde o kadar böyle bir heyecan yoktu. 3-4 kişinin haricinde diyorum. Yani saygı duyalım mı duymalım mı orasında pek yorum da yapmak istemiyorum. Çok beklentisi yüksek olan oyuncular gerçekten performans düşüklüğü yaşadılar. Düşüklüğü yaşadılar. Özellikle devre arasında yapılan transferlerden. Ama artık senin de ya biz lazım. Şimdi yani sezona bakmamız lazım. Aynen öyle. Biz şimdi hani Osmaniye maçını değerlendirsek, kaleci şöyle yaptı, defans böyle yaptı desek bu saatten sonra bence hani bize ne kadar faydalı olur, ne kadar verim alırız bu yorumlardan bilmiyorum ama ben daha geniş bir yorumla şey yapmak istiyorum. Yani burada yönetim bu sene geçmişteki borç pisliğini, borç bataklığını temizleyip önüne bir dahaki sezon düşse de yani düşse de 10 sene çıkamayacak bir halimiz yok. Yalova Spor yönetimi bu tecrübesiyle bence önümüzdeki sezon daha iyi şartlarda ve 3. lige takımı daha temiz bir şekilde çıkartabileceğine inanıyorum. Bununla alakalı işte yani önümüze bakmamız lazım artık. Yani baştan böyle yapsalardı, şöyle olsaydı değil. Bu bize hiçbir şey kazandırmaz. Bundan sonra Yalova Spor yönetimi buna da bu tecrübede hakim olduklarının şeyindeyim, kanısındayım. Bundan sonraki seneki ileriki dönemlerdeki projelerini mesela şu anda ben şöyle bir yorum yapayım. Keşke Yalova Spor'un PAF takımı, genç takımı en ihtiyaç duyacağı zaman şu anda. Keşke 5 tane futbolcumuzu kalan 6 maçta, 5 maçta oynatsaydık da veyahut da 18 kişilik kadroya alsaydık da seneye için bir tecrübe elde etmiş olsaydık. Altyapımız olmadığı için dolayısıyla gençlerimizi son 5-6 maçta oynatamamanın da şeyliği var. Olumsuz etkisi var. Hani bunu kazanırdık en azından. 5 tane 6 tane futbolcumuz girseydi son maçlarda o şey dönemini atlatsaydı, heyecanlık dönemini atlatsaydı da seneye Bal Ligi'nde en azından 5 tane altyapımızdan transfer yapmadan 5 tane futbolcu bugün 100 bin liradan dersin ki 500 bin lira kendi kasamda kaldı. Yani altyapıların önemi buralarda ortaya çıkıyor. Yani bence bundan sonraki sürece bakılmalı. İnşallah önümüzdeki sezonda Yalova Spor yönetimi bunun içerisinden çıkabilecek kabiliyette ve bence şeye sahip, tecrübeye sahip. Ben bu yönetime güveniyorum ama tabii burada eleştiri aldığı yerleri başkan da denetleme yani şey yapmalı. Kendince yönetim masaya yatırmalı. Daha liyakatlı yöneticilerle daha profesyonel yönetim anlayışında Yalova Spor bir dahaki dönemlerde inşallah daha güçlü olur. Evet. Zaten başkanımız da daha önceki programlarda Spor Arena'ya katıldığı zaman da kendisi de söylemişti. Yani biz Allah muhafaza. O zaman tabii iddiamız devam ediyordu. Küme düşsek bile bizden sonraki yönetimlere borçsuz bir Yalova Spor bırakma amacını taşıyorduk ve bu amaca da ulaştık demişti. Yani inşallah hani yine de Allah'tan ümit kesilmez ama yani çok zor. Yani %90 ya düş desek Onur düşse olmaz. De nereye yani düşmesi bir takımın düşmesi demek bir daha çıkamaması anlamına gelmez. Yani bugün ticaret yapıyorsun borç bataklığında ticaret yapmak var. Bir de borçsuz ve önün açık futbol da böyle. Yani bugün futbolcuların hepsi parayla oynuyor. Bugün bir sürü giderler var. Şimdi bu yönetim geldi herkes konuşuyor da ben ne yönetimin bir tarafındayım ne şeyin tarafı eleştireceğim yerde eleştiri adabınca yapmak isterim istiyorum yapıyorum da. Şimdi yönetim geldi bir sürü hacizlik icralık durumlar var. Herkes beklenti içerisinde üçüncülük şeyi var özlemi var. Bağdaşan özlemler var. Şimdi bu adamlar tekrar borcun üzerine borç yapacağız. Geçmiş borcu ödeyebileceğiz mi? Elimizi yüzümüze bulaştırmayalım. Bu işin bir de mutfak tarafı var. Yani
hesap tarafı var, maliyet tarafı var ya da öyle tabir edelim, muhasebe tarafı var. Hepimiz istiyoruz ki süper olsun. Pandemi süreci var. Takım 2-3 hafta pandemiden dolayı antrenman yapamadı, karantinaya girdi. Bunların hepsinde mücadele edeceksin. Taraftar alamayacaksın, gelir elde edemeyeceksin. Bunların hepsi sorun yani. Bu sorunlarla baş etmek kolay değil. Evet. Onur abi tekrardan sana döneceğim. Güzel yorumların için teşekkür ediyorum Aziz. Sen aslında futbolun mutfağından gelen bir insansın. Hafta sonu izledin Yalova Spor'u. Daha önceki maçlarda da izlemiştim. Birlikte değerlendirme de yapmıştık. Yalova Spor'u nasıl buldun? Artık bu saatten sonra herhalde Onur abiye söylediklerine katılıyor musun? Yani, kurtarma ihtimalimiz var mı? Yani bu zamana kadar bir şekilde geldik. Onur abinin söylediği bütün her şeye katılıyorum tabii de. Yani güzel bir şampiyonluk yaşadık. Ondan sonraki süreçte bu yani aldığımız futbolcular, ikinci yarıdaki futbolcular değil de ilk baştan başlanan süreçte gelinen bir nokta, gelinen bu nokta. Yani zaten biz ilk yarıda en büyük rakip, yani en önemli rakiplerimiz işte Gölcük, Arhavi olsun, Batman Petrol olsun. Yani puan onlara kaybettik, yenildik. Cizre olsun. Bir ilk üç puanı bizden aldı atıyorum. Yani şey demek istiyorum. İlk başta zaten bu yolun yarısında biz zaten bir aslında bir şey yaptık. Bir kolumuzu kaybettik, öyle söyleyeyim. Yani ondan sonra ikinci yarıdaki yapılan transferler güzel transferler. Gittik, hatta biz de heyecanlandık. Baktık ama yani 3 tane maçı izledim özellikle ikinci yarı. Hatta Karşıyaka Deplasman'a Nespasman'a da beraber gittik. Yani onun şey yok. Takımda o ruhu salgılayacak futbolcu topluluğu yok. Yani yapılan transferler iyi mi? İyi. Bireysel olarak iyi. Ya nasıl söyleyeyim? Yapılan bakıyorsun transfer o ligde oynamış futbolcular, ikinci ligden dönen futbolcular var. İşte Ferit geldi bizim hakeza takım içinde futbolcular vardı ama yapılan transferlerdeki uyum bence bunu yaşatacak bir şey yoktu. Takımı yukarı çıkartacak veya düşmesinden kurtaracak bir ivme yok futbolcularda. Şimdi bakıyorsun yani burada 3-4 tane futbolcu. İşte yani her zaman aynı var ama. Yani 3-4 tane aynı futbolcu grubu bir şekilde savaşıyor. Diğerleri de oynuyor ama herkes kendini kurtarmanın peşinde. Bu sene alacağı paraya bakacak. Önümüzdeki sene zaten yeni takımını bulup gidecekler bunlar. Ondan dolayı bana sorarsanız yani 13 tane futbolcu transfer etmek değil de daha çok bu şeyin altına girebilecek. Ben her zaman onu söyleyeyim oynarken de. Yani Onur abi de oynamıştır. Sen daha çok yani halı sahada bile oynarken ne yaparsın? Bazı futbolcular vardır. O geriye düştüğün maçları dönüştürebilecek o karaktere. Ya bu karakter oyunu. Ya bazıları çok iyi futbol oynar ama o karaktere sahip futbolcular lazım. Takımı bir kurarsın. Bütün hepsi şimdi papaz diye tabir ediliyor ama aslında bütün hepsi tecrübeli adamlardır ama asker yoktur içinde. Ne olur? Takım yani herkes o koşsun, o yapsın derler. Burada da öyle. Bakıyorsun iki kişi mücadele ediyor. Topla oynayan iki kişi var. Öbürküleri ne yaptığı belli değil. Şimdi bakıyorsun ilk yarı bitti, soyunma odasına gitti futbolcular. Biz kendi aramızda konuşuyoruz. En iyi kim de diyoruz. İki tane defans oyuncusu diyoruz kendi kendimize. Bir de kaleci iyiydi. Ne demek yani bu? Onların arasında oynanmış yani. Maç defans tarafında yani bizim bölgede oynanmış bir futbol. Ondan dolayı yani ben açıkça söylüyorum. Yani bu hafta kazansak da ben durumun çok değiştiğine inanmıyorum. Kazanmış olsaydık da neden? Senin üstündeki bütün takımlar puan kazanıyor. Evet, Gölcük kazandı. Yani Arhavi gitti. İçel İdman Yurdu'ndan puan aldı. Yani hatta istiyorsanız biz sonuçları paylaşalım. Cizre Spor 3, Altındağ Spor 2 ki Altındağ Spor'a biz orada son dakikada gol yemiştik. Hiçbir iddiası olmamasına rağmen orada herhalde son dakikada bir kaza kurşununa sebebiyet verildi. Soma Spor Karşıyaka'yı 4-1 yendi. Artık Soma Spor bu saatten sonra şampiyonluğu bırakmaz. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü Erbaa Spor'u 1-0 mağlup etti. Erbaa Spor'un bir maça eksik olmasına rağmen bizim 11 puan üstümüzde. Arhavi Spor İçel İdman Yurdu 1-1. Çarşamba Spor Batman Petrol Spor'u 2-0 mağlup etti. Çatalca Spor Şili Yıldız Spor'u 1-0 ile geçti. Gölcük Spor Isparta 32 Spor. Çok ilginç bir maç. Yani 3-1 bitti. Gölcük Spor'la yine sonuçlandı. Gölcük Spor da 6 haftadır kazanamıyordu. Bu maçta bir patlama yaptı. Demek ki bu ligde herkes herkesi yenebiliyor ama biz nedense kimseyi yenemiyoruz. Sıkıntı oldu. Ya şimdi biz 5. yani sondan 5'li kırmızının üstündeki takım Erbaa. Kaç puanı var? 29. Aramızda kaç puan var? 11 puan falan. 11 puan. Şimdi şeyi Erbaa'nın bir maçı da eksik yani. Şeyi söylüyorum ben ya Onur. Biz inan diyorum. Biz direkt Elazığ'la düzeltiyorum. Batman Petrol'le kıyaslayalım. Bizimle aynı maça sahip. Hı. 29 puanı var. 12 puan üstümüzde. Şimdi ben neyi anlatmaya çalışıyorum? Biz bu hafta yenmiş olsak dahi. Ya tabii ki bir şey. Ama işin kötü tarafını biliyor musun? Aslında yukarıdaki biz 5. takımı şey yapıyoruz. Yani sondan kırmızının bir üstündeki takımı hep baz alıyoruz ama bizim üstümüzdeki bütün takımlar yeniyor. Yani şu Cizre, Arhavi kazanan takımlar. Yani ondan dolayı şey demek istiyorum. Ya bu saatten sonra mucize değil. Bence imkansız yani gibi geliyor. Ya birazcık şey gerçekçi konuşmak lazım. Şimdi hani konuşalım. Ha bu hafta yenmiş olsaydık belki bir nebze. Niye biliyor musun? Erbaa'yla içeride onlarla maçımız var. Hani bir maçımız var. Deplasmanda belki. Ama yani bu şekilde futbol bu şekilde değil. Hani öyle söylediğimiz gibi işte onunla 8 puan var 7 puan mı olmuyor. Oynayacaksın futbol. Yani Karşıyaka'ya gittik 6 maçta yenilmiyor. Adamlar diyor ki inşallah sizi yenilmiyor. Gördük işte nasıl oldu. 2 tane gol atmışsın 3 tane gol yiyorsun.
Yani ondan dolayı son dakikada yediğimiz goller hakeza. Karşıya içeride öne geçtik. Ona ya şimdi önce bazı futbolculara bakıyorum burada. Tabii ki burada şimdi alanlar da bizim abimiz, işte yönetimimiz. Yani topçular kötü demiyorum. Kalitede kesinlikle sıkıntı yok. Ama inan bir o bağ yok. İçeride o bağ yok. Arkadaşlık, kardeşlik belki olabilir ama yani takım birbirini tamamlamıyor kesinlikle. Ben bunu maçta çok kopuk. Ne oluyor? İşte Turgay kardeş görüyorsun işte bir oynadı. İlk şut doğadı ondan sonra. Bu maçta da zaten fenalık geçirdi. Tansiyonu falan düştü. İşte hepsi bize denk geliyor. Ne oldu en sonunda? Yine 10 sene sonra biz de fenalık geçirdik işte orada. Ama yapacak bir şey. Takımdan ayrılan oyuncular vardı. Her zaman diyoruz ki Yalovalı oyunculara sahip çıkalım, Yalovalı oyunculara sahip çıkalım ama herhalde takımdan ilk giden Yalovalı oyuncular oldu öyle söyleyeyim. Ya şimdi onlar da kendilerine göre sorsan. Bölgesellik işte başlayacağı için belki takımda. Kesinlikle ondan bir de biliyorlar. Ya şimdi bir de ya bu 3. ligde gerçekten kolay bir lig değil. Yani bakma işte yönetim o zaman Onay abi çıkmış, Onay başkan çıktığında konuşma yaptı. Yani bizim paramız yoktu ki dedi. Biz transfer yapalım. Yani şunu söyledi aslında orada. İki gün kala transferi açtık diyor. Yani aslında Onay başkan şunu söylüyor. Benim diyor Aytaç Hoca'yla girdiğim takımda diyor benim çok büyük alternatifim yoktu diyor. Transfer yapabilecek gücümüz yoktu diyor. Çünkü tahtayı iki gün kala açtık diyor. Evet. Şimdi bu süreçte bizim arkadaşlarımız orada oyun aldı. Üçüncü ligde oynadılar. Profesyonel imza attılar çoğu. Şimdi bakıyorsun adamlar oynayamıyoruz diyor. Bu sefer de aslında bir nevi o ne oldu biliyor musun? Yalova Spor'umuzu 3-4 maç, 5 maç oynadıkları şeyi kullanmış hem de para kazanmış oldular. Şimdi Ballı yine gittiler. Feshettiler büyük ihtimalle de. Bu saatten sonra çok da aslında lazım da değil ya. Zaten devir arasında bize gelen oyuncular tekrardan bir sözleşme yapamayacakları için mecburen sezon sonunda kalmasını bekleyecekler. Çünkü bizdeki oyuncular zaten tek sözleşmesi yapmışlardı. Hani bir sezon içerisinde iki sözleşme yapabiliyorsun. Ondan dolayı da hani bölgesellik takımlarına gittiler ki zaten bugün herhalde son ayrılan Erhan oldu. Daha öncesinde İlker ayrılmıştı zaten. Bismil'e gitmiş herhalde Erhan'la. Devir arasında Alperen ayrılmıştı. İnşallah Yalova yeni şekilde temsil ederler. İnşallah. Söyleyelim. Onlar da hayırlı olsun inşallah. Evet Onur abi tekrardan sana gelelim. Geçtiğimiz günlerde de zaten önümüzdeki günlerde daha doğrusu Kani Başkan'ı alacağız yayınımıza. Evet. Akköy Spor'da da sen de Akköy Spor içerisindesin. Evet. Sizin de verdiğiniz mücadele gerçekten takdir ediliyor. Evet. Son olarak da aslında Yeşilova Spor'da bununla ilgili bir girişimleri var. Turan Hoca bununla ilgili yaptığı girişimler sonucunda da olumlu sonuç aldı. İstediği onun bir ölçülerde saha var yani altyapı evet oyuncuları için. Yalova adına aslında güzel şeyler oluyor ama futbolda maalesef başarı gelmiyor. Akköy Spor olarak aslında onunla ilgili istiyorsan soralım. Akköy Spor yeni sezonda neleri hedefliyor? Daha doğrusu önümüzdeki sezon diyelim biz ona. 2020 sezonu. Şimdi ben önce Mehmet Koçal hocamız vefat etti. Belki haberimiz vardı. Onu unutmayalım kesinlikle de. Allah Müslümanlara rahmet etsin. Ailesine sabırlar diliyoruz. Gerçekten Yalova'da bir değerdi Mehmet Hoca. Çalışanlar bilir. Karakteriyle, kişiliğiyle, abiliğiyle, babalığıyla hepimizin benim ilk hocamdı. Ailesine sabırlar diliyorum bu vesileyle. Şimdi Akköy Spor'la alakalı da yani bir şey örnek almak lazım. Yani Akköy evet çok büyük hedefleri olmayan bir şey olarak köy takımı olarak görülebilir ama ya bence evin yani işin temeline inip Yalova'da bir model belirlemek lazım. Ben bu noktasında Doğuş Spor ve Acar Spor'u başarılı görüyorum. Yani alttan futbol okullarını kurup Doğan Spor da aynı şekilde alttan futbol okullarını kurup ve altyapıda bütün yaş kategorilerinde liglere katılım gösterip bence Yalova'dan futbolcu çıkması için kendi imkanlarıyla mücadele eden güzel kulüplerimiz bunlar. Biz de ilk başta hani haddimizi bilip, kilomuzu bilip, şeyimizi bilip kendi ilk evvela işte tesisimize kavuşabilirsek yeni yönetime bu noktasıyla başarılar diliyorum. Gerçekten Akköy Meydan'da güzel bir 50-60 kişilik bir şeyle görüntü sağladılar. Birlikte bizi izliyor şu an. Evet. Selamlar hepsine. Kani Gülver başkanlığı yönetiminin güçlü olmasıyla öne çıktı. Yani kesinlikle istişare ederek kendi aralarında Kani Başkan'ın hiçbir şekilde tek başına alacağı hiçbir karar yoktur. Yönetimin çoğunluğuyla alacağı kararlar vardır. Bunun olması çok güzel. Tek adamlılık, benim dediğim olacak, ben ne istersem onu yaparım anlayışı yok bu yönetimde. Dolayısıyla ne oluyor? Ve her şey şeffaf. Nereden para geldi? Nereden sponsorluk isteği var? Nereden şu anda da 3-4 tane de sponsorluk teklifi yapan yerlerimiz var. Bunlarla da alakalı yönetim gereken protokolü imzalayacak, görüşmeleri yapacak. Kendileri açıklamayı yaparlar bununla alakalı. Şimdi her şeyin bir sisteme dayalı olması lazım. Biz Akköy Spor'u 3. lige taşıyamayız. Ama biz Akköy Spor'un tesislerine kavuşursa, Spor Bakanlığı'ndan onay alırsa proje, tesise kavuştuktan sonra burası
çok güzel bir altyapı, futbol okulu o bütün bölgede hizmetine sunulur. Sunulur. Yarın öbür günde yani Yalova'nın milli takımı, Yalova'nın abisi Yalova Spor'dur. Her takım iyi birer tane, ikişer tane futbolcusunu verecek. Yalova Spor'un altyapısını kuracağız. Yani burada Yalova Spor'un altyapısı kurulduğu zaman gençlerimizin bu noktasıyla Yalova Spor, Yalova'nın vitrinidir. Kesinlikle Yalova Spor'un altyapısına da faydalı olacak. Bugün Doğuş Spor'dan bir sürü futbolcular çıkmıştır. Acar Spor'dan hakeza çıkmıştır. İnşallah bunların arasına Akköy Spor da girer. Altyapıyla alakalı. Bu şekilde bizim için en büyük başarı budur yani. Evet. İnşallah. Yani sadece Akköy Spor değil, diğer bütün kulüplerimiz bu yolu çizmesi. Yani bu yolu izlemesi lazım. Altyapıya yani yapması lazım. Çünkü gerçekten Yalova Spor ya da diğer takım Altınova ya da Kadıköy Spor, bölgesel amatör lig yakınlarımız, onlara da geleceğiz zaten birazdan. Evet. Yani dışarıdan futbolcu transfer edip para harcamak yerine kendi karakterli yetişmiş oyuncularımızla mücadele etmek her zaman daha iyi. Zaten çünkü bu dışarıdaki adam lig bitiyor, çantasını alıyor, parasını alıyor, gidiyor. Gidiyor. Ama Yalova'da yaşayan çocuk en azından ona göre disiplinli oynar. Ona göre disiplinli hareket eder. Şimdi Bayram Hoca'nın çıkarttığı bir sürü futbolcular vardı benim dönemimde. Yani Bayram Hoca'nın çıkarttığı futbolcuların hepsinin halen daha Yalova ekmeğini yiyor veyahut da onların birikimlerinden faydalanıyor. İlkay abiler olsun, Bilal abiler olsun. Bunların hepsi Bayram Hoca'nın şeyinden geçti yani. Ne derler? Eğitiminden geçti. O yüzden Yalova'daki diğer kulüplerde suni takım kurma yerine organik takım anlayışıyla altyapıyla başlamaları lazım. Evet. Aziz gibi abilik yapacak, karakterli, güzel abileri de her takıma 4-5 tane serpiştireceksin. Birinci amatör ve süper amatör arasında böyle bir güzel zevkli izleme imkanı sunması lazım diye düşünüyorum. Evet. Aziz tekrar sana gelelim. Ondan sonra bir kısa aramız var. Aradan sonra yorumlar var. Onun üzerinden devam edelim. Malum amatörler, bölgesel amatörlük 17-18 Nisan'da başlıyor. Çok kısa bir süre kaldı. Evet. Sen de bilmiyorum, bir anlaştı deniliyor, bir anlaşmadı deniliyor. Anlaştı mı anlaşmadı mı Altınova Belediyespor'la? Altınova ile yok. Şöyle, biz görüşmeyi yaptık, aslında gerçekleştirdik belli bir düzeyde. Ondan sonra hem iş dolayısıyla hem de şartlar uyuşmadı diyelim. O süreçte anlaşamadık derken işle futbol bir yerde gitmeyecek dedik. Aslında bir konuştuk, bir görüşme de yaptık apojeli falan. Şey yapamadık yani, ortada buluşamadık aslında. Belki de menfaatler çatıştı, öyle söyleyelim. Ondan yerlikler de zaten oynanmayacak. O zaman bu sene sen bizimle halı sahalarda çalışırsın. Aynen. Aynen, halı sahayız ya. Düğünlerde halı sahalarda oynayacağız. Sıkıntı yok. Evet, neler söylemek istersin? Malum amatörlerde ilgili olarak sadece Altınova Belediyespor ve Kadıköy Spor bu sezon maçlarını oynayacak. Ne süper amatör küme ne de birinci amatör küme oynanmıyor pandemiden dolayı. Evet. Ama bölgesellik belki oynanmayabilir. Yani aslında şey diyorum, tabii ki şimdi burada bizim abilerimiz, yine Kadıköy'de bizim takımımız, Altınova'da benim takım, yani benim tuttuğum takımdır. Yalova'dan sonra içeride Ballıgin'de olduğu için. Bunlar tabii ki oynamasını isteriz ama Yalova Spor'umuzun ligde kalması için belki bal oynanmazsa belki lig düşmesi olmayabilir diye öyle bazen şey yapıyorum. Böyle geçen gün dükkanın mağazada şey yapıyorduk, sohbet ediyorduk da ancak öyle kalabiliriz diye espri yapıyordum da. Tabii ki onlar da şimdi bir şey yaptılar, yani bir yatırım yaptılar. İnsanlara imkan sağladılar. Orada para kazanan futbolcular, futbolcu arkadaşlar var. Biz de hakeza öyle dedik. Bakma işte son şeyde tarihte biz anlaşmadık ama yani bu süreçte onların da bir gerçekten bir özverisi var. Ve bu sene şimdi niye olmadı? Ya şimdi ilk başta 20-22 maç söyleniyordu. Yani normalde öyle ballıkları biliyorsun. 12-13 Aynı zamanda genç iş adamısın. Estağfurullah. Yani şimdiki süreçte bu şey statü açıklandıktan sonra 6'şarlı 7'şerli grup. Evet. 52 grup 6'şarlı 7'şerli takımdan oluşuyor gruplar. Bu sefer de ne oluyor? İster istemez zaman azalıyor. Yani 6-7 maçlık toplamda 9-10 maç oynayacaksın. Ona göre de bir bütçe hazırlanıyor açıkçası. O bütçe de sana uyuyor mu uymuyor mu? Hani deminki sorunla. O bütçe bize uymadı. Yani bana uymadı. Çünkü 9-10 maç ama ben yine aynı şekilde antrenmanlara gideceğim. İşte 1,5-2 ay hazırlık dönemim var. O noktada sıkıntı oluyor. Ama genç arkadaşlarla yola çıkıp daha dinamik, daha kendi bütçesine nazır bir takım kurma şeyinde. Kadıköy de aynı, Altınova da. Mesut da diyor ki, bir yandan yorumları okuyorum ya, patlat bombayı çevirme diyor. yok şu anda yok yani, Altınova ile herhangi bir anlaşmamız yok şu anda. Allah'ım. Bu saatten sonra da zaten şurada 2-3 hafta kaldı. Yani hazırlanmak, şey yapmak, tabii ki vücudumuz illaki hazır ama o insanlar şimdi oynadığımız çocuklar, biz şimdi geldik 33-34 yaşında, oynadığımız çocuklar 2003-2004. Araba modeli gibi çocuklar bunlar yani. Gencecik.
Ondan dolayı onlarla aşk atmak da kolay değil. Ama Teoman Hocam, Kadıköy'de Teoman Hocam koşturuyor. Hatta geçen gün birkaç arkadaşlar rica etmişti. Onlara da söyledik birkaç bir istişaremiz. Birkaç tane oyuncu da. Aynen, istişaremiz de oldu onlarla da. Yani genç, dinamik topçular. İşte Türkiye'nin her tarafından topluyorlar. Bir şekilde kendine az bir takım kuracaklar. Bir şeyler yapmaya çalışacak aslında Kadıköy Spor. Kadıköy daha bir şey söylüyor. Hatta başka bir söylenti var. Ciddi bir duydum ama bilmiyorum olur mu. Anladım. Evet, aynen. İnşallah tabii ki biz ne olursa olsun ben şimdi bu tarafta benim Altınova'ya karşı bir şeyim var. Biliyorsun yani bir hassasiyetim var. İnşallah Altınova en kötü ihtimalle, en kötü ihtimalle ligde kalıp önümüzdeki sene şampiyonluğa koyar. En kötü ihtimalle diyorum tabii. Yoksa inşallah grup atlarlar. Yukarıya yine playoff yaparlar da bakalım. İnşallah haklarında hayırlısı. Evet, kısa bir ara verelim. Kent 77 ekranlarında Spor Arena'da kısa bir aramız var. Reklamların ardından hemen sizlerle birlikteyiz. Bayraktar Sigorta sunar. Biz Bayraktar Sigorta olarak sigorta acenteliği yapmaktayız. Anadolu Sigorta, HDI Sigorta ve MAPRE Sigorta'nın A acentesiyiz. Yalova'da sigortacılık güven işi biraz. Biz güvene dayalı bir müşterilerimizle sevgi, saygıya dayalı bir hizmet anlayışı içinde hizmetimizi vermeye çalışıyoruz. Biz Bayraktar Sigorta olarak 1990 yılı yaklaşık 30 yıldan beri sigorta acenteliği faaliyeti yürütüyoruz Yalova'da. Biz genelde müşterilerimize güven, saygı, sevgi çerçevesinde bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Acente olarak genelde trafik sigortası, kasko ve deprem sigortası ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Süper indirim günleri başlıyor. 12-21 Mart arası 10 gün boyunca gıdadan temizliğe, Tüccaciye'den şarküteriye tüm reyonlarda sürpriz indirimler sizleri bekliyor. Uygun fiyatlı tüm ürünlere mağazalarımızda centaavm.com adresinden ve Centa Mobil sanal marketten ulaşabilir, hemen alışverişe başlayabilirsiniz. 12-21 Mart arası süper indirim günlerini sakın kaçırmayın. Evet, Kent 77 ekranlarına Spor Arena reklamların ardından devam ediyor. Spor yorumcuları Onur Gülver ve Aziz Demir bu akşam bizlerin konuğu. Onur abi, Aziz abi diyordun aslında. İstiyorsanız evet, yorumlar üzerinden gidelim. Ondan sonra da zaten fazla konumuz kalmıyor. Altyapılar, bir de en önemli konu aslında herkesin merakla beklediği halı sahalar konusu. Evet. Onları da bir konuşalım çünkü her yer açık ama halı sahalar kapalı. Spor yapamıyoruz artık yani, bayağı bir kilolandık. Ondan dolayı insanlar şikayetçi.
Yorumlara geçiyoruz hemen. Necdet Toker, o da Altınova Belediyespor'daydı, ayrıldı. Evet. İyi yayınlar katılımcılara. Selamlar demiş. Bahadır Yıldız, selamlar herkese, güzel insanlar demiş. Tahsin Yıldız, Yalova'mızın spor emekçilerinden diyelim. Her ne kadar sağlık sektöründe olsa da. Evet, Onurcuğum iyi yayınlar diliyorum. Selam. Misafirlerine selamlar demiş. Serdar Değer, aziz kardeşime ve size iyi yayınlar diliyorum. Armutlu'dan selamlar. Sağ olsun. Recep Cankurt Onur abim selamlar demiş. Burhan Zelyurt maalesef Yalovaspor belki de kanayan yarası. 10 sene önce de düştüğünde Burhan abi görevdeydi. Şimdi yine düşerken Burhan abi de bir şimdi buradan özellikle yani gerçekten kenarda o ızdırabı çeken ve gerçekten onu hissettiren kişilerin başında bakma, her zaman biz espri yapıyoruz ama evet. Buradan sevdiğimiz için öyle yapıyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz. Seviyoruz onu. Evet. Metin Sevgi iyi yayınlar demiş. İbrahim İnce, iki güzel kardeşim, Onur Gülver ve Aziz kardeşim, golcü Onur Erdi kardeşime de iyi yayınlar diyorum. Onur Dilaver yazmıştı. okudum. Klavyeden dolayı. Sıkıntı yok, canı sağ olsun. Bugünlerde zaten İbrahim Hocam öyle bir sıkıntılar yaşıyor. Kani Başkan yazmış, Akköy Spor Kulübü olarak Kent 77 ailesine Onur Gülver ve Aziz Demir kardeşime iyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Mesut yazmış, Onur abi baklava sözüm vardı. Onu sana yazmış abi. Bu arada benim baklava sözüm yoktu. Bu arada Onur abi derken ben dememiş ki Onur Gülver diye, ikimiz de Onur'uz. Bir şey diyeceğim, bu arada Kani Başkan'a da hayırlı olsun diyelim. Seçim oldu, yani resmileşti. Nisan ayı içerisinde inşallah yönetim kurulu ile birlikte onları da zaten programımıza alacağız. Bir baklavayla gelsinler, hayırlı olsun. Orada bir sürpriz projeleri var. Kani Başkan'ın onları bize açıklayacak. İnşallah. Mustafa Yurt, Altınova Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Değerli insanlara çok selamlar demiş. Selam. Teşekkürler. Recep Çankurt, Akköy Spor yazmış. Evet. Bahadır Görür, Onur Gülver futbol bilgisi ve keskin zekasıyla Yalova Spor yönetiminde yer almalı. Yeni sezon için kendisi Yalova Spor'a katkı sağlar demiş. Valla ben yazdırmadım bak bunu. Kesin sen yazdırdın abi. Estağfurullah. Biz Akköy Spor'la şimdilik devam edelim. Evet. Yalova Spor'daki yavaş, abilerimiz inşallah yeterli bilgi ve şeye sahip, inşallah daha liyakatlı kardeşlerimiz, abilerimizi devam ederler. Yalçın Tekin Çetin, Onur hayırlı yayınlar. İki değerli kardeşime selamlar demiş. Yalçın hocamıza da tekrardan buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Aytaç Ekren, iyi akşamlar. Fransa'dan demiş. Teşvik Espor demiş. Sağ olsun. Bu mesaj sanırım. Hiç Teşvik Espor'u yani konuşmuyoruz Aziz. Evet, ben hep Akköy Spor, Akköy Spor. Sen Teşvikeli değil misin? Bana hak vermiyor. Bana hiçbir soru sormuyorsun. Ya bak Onur. Dur. Sana söz verdiğim zaman susmuyorsun. Şimdi birazcık rahatladık. Tam havamıza girdik. Biraz sonra bitireceksin yine programı. Evet. Sen öyle oluyor abi. Son 5 dakika diyorsun ya. Ya kardeşim bize 1,5-2 saat ayır konuşalım. Bak daha Teşvikeli Spor konuşamadık. Evet. Yani abi, halı sağcılar şimdi gündüz bana fıstıklı helva söz ver. Halı sahalardan bahsedersen fıstıklı helva sözü var. Abi onları burada söylemesen olmaz. Ya biz samimi muhabbet ederiz biz. Aynen öyle. Gizli saklımız olmaz. Ya şimdi halı sahacılardan fıstıklı tatlayacağız ama adamlar bir senedir kapalı. O bile fazla gelebilir. Abi yani sen onlara götürmen lazım. Bizim götürmemiz lazım. Ciddi sıkıntıları var halı sahacı kardeşlerimizin. Evet. Halı saha konusuna geleceğiz. Evet. Yorumlar bitsin abi. Bundan sonra gönül koyuyorlar. Niye benim yorumumu okumadın diye. Hasan Çam, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bir şey merak ediyorum. Kendi sahamızda gücümüz mü yok? Maç kazanamıyoruz. Selamlar demiş. Yalova Spor'dan bahsetmiş. Aslında şunu da söyleyelim. Yalova Spor 35 yıllık profesyonellik tarihinde ilk kez iç sahada oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Aslında bundaki en büyük etken pandemiden dolayı maçların seyircisiz oynanması. Yani Yalova Spor eğer ki maçlar seyircili oynansaydı rahat içeride 5-6 tane maç alırdı diye düşünüyorum. Seyircisiz. Sizin değerlendirmeniz nasıl? Doğru. Onda. Katılıyorum. Bahadır Yıldız tekrar denilmiş. Amatör, Aziz amatörün rengidir demiş. Hasan Tanyol, futbol oynamayı çok özledik. Acaba bu halı sahalar ne zaman açılacak demiş. O konuyu zaten birazdan masaya yatıracağız. Akköylü Mustafa, iyi yayınlar diliyorum. Onur ve Aziz kardeşim altyapı için güzel konulara değiniyorlar. Selamlar burada Mustafa abi. Evren Altay, Onur kardeş başarılarının devamını diliyorum demiş. Onur kardeşimin futbol bilgisine güvenimiz tam. Helal olsun Onur kardeş demiş. Yaşar. O da Gökçedere Spor ve West Pınar Spor da burada Termal'in iki, onlar tabii köy statüsünde değil, mahalle statüsünde diyorum, bazen espri yapıyoruz birbirimize de. Gökçedere Spor ve West Pınar Spor da Termal'in iki güzel kulübüdür. Onlara da başarılar diliyorum. Yollar açık olsun. Akköy, Gökçedere, Yeni Mahalle Spor burada. Yani Termal'in 4 tane takımı, Termal Belediyespor'la 5 takımı inşallah başarılı yerlere gelirler. Beraber ortak hareket ederek güzel çalışmalar yaparlar. Evet. Sizler değerli üç canımsınız. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. İyi ki sizin
kadar değerli insanlar var Yalova'da. Futbolun Ronaldo'su demiş. Fotonun en jeneriği sensin abi. Eyvallah. Ben kim yazmış onu? Kıymetli abim demiş. Hemen yarın gel. Hepinize canı gönülden sevgiler. Çaylar benden. Yaşar yazmış teşvik eden. Teşekkür ederim kardeşim benim. Çok sağ olsun. Evet, Soner kardeşimiz yazmış. Evet. Soner Taş'tan Onur Erdi kardeşim halı sahada attığın golleri ve asistleri saymanı özledik. Doğru, bu doğru. Ama orada o asistleri yapan kral yanımda. Estağfurullah, her zaman, her zaman. Murat Altınbaş, Hersek Spor Kulübü Başkanı güzel programlar, sizlere, konuklara selamlar demiş. Aleykümselam. Aykut Şahin, iki değerli abime selamlar. Aleykümselam. Bayram Çelik, selamun aleyküm. Hayır, iyi yayınlar abilerim demiş. Aleykümselam. Vural Yüksel, Onur kardeşime selam olsun. Benim bildiğim... İbrahim Çelik var. Yalova topçusu. Onu da bu ekranda görmek isterim. Aynen. Onur ve Aziz abi iyi tanır demiş. İnşallah evet. Önümüzdeki programlarda çıkarırız. Güzel evet. Maalesef program bitti. Yine mi? Şaka şaka. Sakin ol Aziz. Daha bir şey daha konuşmadık var. Biz ya. Bak burada vallahi şeye düşüyor. YouTube'a düşerdik. Az kaldı. Gökhan geliyor aklıma direkt. Şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım mı? Gökhan'ı inşallah alacağız. İnşallah. Önümüzdeki hafta konuşacağım Gökhan'la bir Gökhan Bey diyelim artık. Ama sodası olsun buradaki o hamleyi yapsın. Gökhan, bu arada Gökhan Bey de olmaz. Gökhan Bey de bu hafta değişik gelişmeler var. Onu da ben sana programdan sonra nasıl getiririm. Yani? Çok evet. Projeler, yeni, yeni projeleri var. İnşallah hayırlısı bakalım. Evet gelelim halı sahalara. Valla Onur bak kilo aldık. Çok kilo aldım. Yani ben bir başlarsam konuşmaya. Abi en son sakatlanmıştın. En son DGM'de. Ya şimdi abi spor salonları açık. Açık. Yani spor salonları açık hiçbir şey yani ben hiçbir şey anlamıyorum. Halı sahalarda ne var? Engel teşkil edecek ne var halı sahalarda? Bir öneridir bu yani bir tane bir maç yapıldı mı abi? Aradan bir saat boşluk bırak ikinci maç ver. Yani ama bir şey ver günde 3 saat maç ver mesela. Halı sahacılar. Abi hepten kapatma. Ya halı sahacılar tabii onlar açısından maddi açısından halı sahacılar haklı bir. Biz spor yapamıyoruz. Biz ter atamıyoruz. Sosyal hayatımız bitti. Yiyip yatıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Hiç olmazsa haftada 1-2 maça gidiyorduk. Bir ter atıyorduk. İnsanlar da gerçekten pandemi sürecinde obezite oluşmaya başladı. Herkes kilo alıyor. Sağlık bozulmaya başladı. Evet. Maskeler desen kapatıyoruz ağzımızı burnumuzu verdiğimiz karbondioksit tekrar ciğere geri çekiyoruz. Yani acayip sıkıntı. Burada halı sahaların açılması benim açımdan sağlık olarak ben düşünüyorum. Halı sahacıların açısından maddi gelir. Bu adamların ailesi var abi. Kiraları var, giderleri var. Yani bir sürü sıkıntı var. Geçerli sebep ne? Burada halı sahaların kapatılmasındaki geçerli sebep ne onu bilmiyoruz. Neye yani neye zarar veriyor halı sahalar? Veya spor salonları. Hani kapalı spor salonlarındaki spor. Neden engel teşkil etmiyor da halı sahalar engel teşkil ediyor? Bunun mantıklı bir açıklamasını yapsınlar. Evet. Güzel şeyler söyledin. Vural Yüksel'le yazmış. Onur halı saha topçusu değil. Kardeşim toprak sahanın topçusudur. Gaziosman Paşa Doğan Spor rekabetini çok yaşadık birlikte demiş. Allah razı olsun Vural'ım. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Fevzi Çakmak'ın toprak sahasında az konuşmadık diyor. Doğru. Evet Aziz amatör düzeltiyorum. Halı sahalarla ilgili sen neler söylemek istersin? Halı sahanın gol kralı sensin çünkü. halı sahada Aziz'i görenler kabul etmiyorlar. Sahaya çıkmıyorlar. En son hatta Aytaç Hoca daha görevdeyken onları yendikten sonra Aytaç Hoca görevden istifa etmişti. Evet, evet. O zaman Yalospor yönetimini beğenmiştik. O bize de olmuştu. Şimdi ya halı sahalar gerçekten sadece şey olarak da bakmıyorum. Böyle çok duygusal bakmıyoruz tabii. Espri yapıyoruz illaki de. Evet. Şimdi halı sahalarda bir şey platform nasıl? Burada sadece biz futbol oynayacağız diyoruz ama burada hocası var. Öğrencisi var. Orada kendi çapında bir sanayi bildiğin şey var ya orada. Bir platform var. Orada turnuvalar oluyor. Çocuklar kendi. Benim şimdi oğlum. Senin oğlun da galiba. Onur abim de oğlu mesela gitti. Başladı şimdi her hafta. İşte baba ne zaman başlayacak? Tabii. Yasak kalktı mı? Çocukların turnuvaları oluyordu. Çocukların psikolojisi bozuldu. Hocaların bazı hocalar gerçekten evini buradan idame ettiriyordu. Yaz okulları olsun. Kendi ligleri olan İşte bizim Halil hocaların olduğu işte 12'ler, 10'lar, tabii. 8'ler o yaş grupların hocaları var. Burada ciddi bir aslında şey ekmek teknesiydi burası. Bunu ortadan kaldırdılar. Şimdi bakıyoruz spor salonu açık. Kapalı spor yapılan bütün yer açık. Bu süreçte halı sahalar kapalı. Yani halı sahaların kapalı olmasının Onur abim dediği gibi hiçbir neden söylemiyorlar. Yani neden kapalı? Bir ara açtınız. Zaten bu adamı 9'a kadar. Şimdi galiba sarı olan yerler açık. O da 9'a kadar. 6'da çıkıyor. 3 saat izin vermişsiniz. Buradaki yani kırmızı olan bölgedeki insanı halı sahada ne yapıyor? Burada da o zaman koyun HES kodu. Şimdi bugün huzur sokağa ceza şey koymuşlar.
bariyer koymuşlar. HES koduyla girişler. HES koduyla giriş yapıyorlar. Ya ben böyle bir şey inan görmedim ya. Onur yani insan kalabalığı var. İğne atsan yere düşmez. E şimdi halı sahada belli 7-7. O zaman oraya da bir tane polis görevli arkadaş koysunlar. Her halı sahaya birer tane koysunlar. Devriye gibi. Ondan sonra HES kodunu alsın. Yıkanma yok. Çay servisi yok. Doğru. Yapsınlar maçtan çıkıp gitsinler. Doğru. Yani hani bu önlemleri almak da aslında bir görevdir bence. Şimdi bu kadar insan konuşuyor. Yani şimdi bakıyorsun şimdi kendi arkadaşlarımız bizim işte Cemal, İlk abiler, Belal abi yeni açtı. Hayırlı olsun'a gittik. İkinci gün kapandı adımız ağzı. Yani o kadar sözleşme yaptı biliyorsun. Bunu sahaya aldı. E şimdi Suat abi hakeza. Şimdi bizim mesela işte İlk abi, Cemal olsun, işte Bilal abiler, kendi abilerimiz olduğu için söylüyorum bunları. E bunların hiçbirinin ikinci bir işi yok. E şimdi bu adamlar evine ne götürecek? Hani kira noktasında kirayı belki ötelediler, bir şey yaptılar ama bunlar ödenecek şeyler. Yani bu insanlar her ay artı... Vergisi var, kirası var, artı var. Eksiye dönüyor. Yani bu noktada ciddi bir burada aslında bir zümre var ve buna bir yardımcı olunmalı. Ha bize dönersek biz de zevkimizi yapamıyoruz. Halı sahada gidip de terimizi atamıyoruz. Ya inan ben onu söylüyorum evde de. Yani benim zevk aldığım hayatımda bir şeyleri gerçekten gerçekleştirebildiğim ve kendimi tatmin ettiğim yer. Tatmin ettiğim yer halı saha. Başka bir yer yok. Hani yaz olsa plaja gidelim, denize gidelim dersin de. Yani bu süreçte hiçbir yok. Ondan dolayı bu halı sahalara ciddi bir önlem alınması gerekiyor ve bir yaptırım uygulanması gerekiyor bence. Evet, Turan Hoca yazmış. Hayırlı yayınlar. Sevgili sporcularım, seviliyorsunuz. Yeşil Ova Spor, sen bizim sevdamızsın. Ya Turan Hocam'ı... Turan Hocamızı da çok seviyoruz. Ona haber sözüm vardı bir konuda, o yaptığı projeyle ilgili de. Turan, evet. Hocam hafta içerisinde gazeteye gelirsen müsait bir vakitte o konuyla ilgili özel bir Turan haber. Turan Hocam'a da bizim de sevgimiz sonsuz. Hatta Turan Hocam'la bir muhabbetimiz vardı mağaza ile ilgili. Onunla ilgili de Turan Hocam gelsin inşallah. Onun hediyeleri geldi. Oradan da bağladı. Bizim toptancıyı bağladı. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz. Gelsin inşallah. Kimsenin kimseye düşündüğü yok demiş Bayram Çelik. Cemal yazdı. Evet. Ünlü halı saha işletmecilerinden. Evet. Halı saha mafyası diyelim. İyi yayınlar. Halı sahaları açtırın. Alo yazmış. Eskiliyle bu iş tamam. Kahve ısmarladım size. Şimdi ya Cemal... Fıstıklı helva söyleyecek yarın. Bırak Cemal, kahve falan dönmesin. Onu aldık da bari. Yani şunu söylüyoruz. Uzun lafın kısası gerçekten. Biz Türk insanı olarak yani erkeklerin toplandığı yer halı saha. Gerçekten öyle. Yani başka bir yer yok. Bizim de tek kendimizi ifade edebildiğimiz, tenimizi attığımız, muhabbet ettiğimiz maçtan sonra... Özellikle evli olan insanların biraz eşlerinin durdurundan kurtulup halı sahada stres attığı. Evet, sen de bu kervana inşallah katılacaksın kardeşim birkaç ay sonra. Göreceğiz seni de. Rabbim tamamı neredesin senin inşallah kardeşim. Allah razı olsun. Bu son programı zaten buraya geldim. Ondan da şimdi... Abi 50 dakika geçmiş zaten şimdi. Baksana. Ama şöyle, Aziz bak kaçtı. Biz abi bu konuyu bir değerlendirelim. Bak şimdi evet. Aziz... Tamam, rejiden 5 dakika daha vakit istiyorum. Reji okey verirse 5 dakika daha uzatıyorum şimdi programı. Aziz, biz nasıl yorumcuyuz abi? Yani hem reyting yapıyoruz. Tabii. Hem de yedek yorumcular. Yedici, tabii. Şey gelmedi. Açık var. Koşturun ama tıklı koştura koştura. Yani Onur, bizi asil mi düşünüyorsun? Tabii. Yedek mi? Yerimizi bilelim. Bizim sebe kuralım. Biz nerede duracağız? Yani beş dakika yedek kalacak adam mıyız? Rejiden onay bekliyorum. Eğer okey derse bekliyoruz. Yok sıkıntı yok. 5 dakikada okay. Tamam okey vermesin, biz bırakalım. Evet, Cemal yazmış. Onur Gülver abime ve Aziz Demir kardeşime helva hazır demiş. Eyvallah. Ya eksik olmasın. Ya biz ne istiyoruz? Tabii muhabbeti bir yana da. Ya. Gerçekten bu halı saat olsun. Ya kimi? Herkesin işi rast gitsin. Evet. Bu dönemde insanların psikolojisi iyi değil. Son konuya gelelim. Altyapılar. Malum altyapılar oynanmıyor. Yalova'da da herhalde birçok altyapı oyuncusu şu an hani okullarda da yeni yeni yüz yüze eğitime geçilmeye başlanıyor ama birçoğu evde artık telefon bağımlılığına yakalanmış vaziyette. Abi şu anda aynen öyle. Yani bilgisayar bağımlılığı, obezite nasıl deniliyor? Obezite. Fıstıkların yarısını alırım 5 dakika uzatırım diyor şey. Sıkıntı yok. Yani gerçekten çocuklar şu anda şey yok yani, çocukların hayatlarında herhangi bir değişim yok. Herkes internetin başında oturuyor. Bunun bir an önce altyapıların başlamasını istiyoruz. Dediğin gibi yani mesela halı sahalar, futbol okulları da kapalı. Yani futbol okullarını niye kapatıyor? O da anlaşılmış gibi değil. Mesela dersin ki günde bir saat idman koyarsın. Günde 10 kişilik idman, evet, yaptırdı. Bir çözüm yani, bir alternatif verin insanlara. Yani altyapıların başlaması, futbol okullarının başlaması çocuklar için sosyal bir aktivite. Yani burada herhangi bir ideolojik bir eğitim yok. İdeolojik yani şeyli bir, zararlı bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Sadece bu çocuklar spor yapacaklar ve sosyal birliktelik, beraber gol attığı zaman sevinmeleri bir eğitim aslında. Veya golledikleri zaman birbirlerini teselli etmeleri de bir eğitim. Hani biz altyapı meselesine birazcık böyle bakıyoruz. Yani çocukların
paylaşım, paylaşmaları, neyi paylaşmaları, üzüntüyü paylaşmaları, sevinci paylaşmaları. Evet. Bunların hepsi bir eğitim. Yani bunların hepsinin bir an önce tekrar gündeme gelmesi, ama Yalova'da oranlar yükseliyor. Bununla alakalı nasıl bir çözüm bulunabilir? Yani haftada 750 vakayı geçti. Abi geçtik. Şimdi bir taraftan onlar da haklı. Yani idareciler de bu taraftan haklı. Dükkanları kapatmak da çözüm değil. Esnaf zor durumlar yaşıyor. Yasakları koymak da çözüm değil. Herkes evinde kalsın. Vallahi zor dönemden geçiyor herkes. Bu nokta herkes anlayışlı olması gerekiyor. İnşallah hakkımıza hayırlısı olur. İnşallah güzel günler, ileride güzel günler yaşarız. Fransa'da 3. ligden itibaren hiçbir lig oynanmıyor. Çocuğum Auxerre altyapısında oynarken şimdi futbolu bıraktı demiş Aytaç Ekren. Evet. Fransa'da zaten 1. lig, 2. lig oynanıyor. Doğru, 3. lig oynanmıyor. Yani evet. Altyapılarla ilgili sadece Türkiye'de değil birçok ülkede sıkıntı ülkede var. Zaten sıkıntı. Fransa'da da herhalde şöyle bir önlem alınıyor. Yanılmıyorsam Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin oyuncularını milli takımlarına göndermiyorlar pandemiden dolayı. Hatta dün bunun da bir tartışması vardı. Yani böyle bir önlem almışlar. Gerçekten çok büyük bir patlama var Fransa'da da. Yani 16 bölgede yanılmıyorsam bir ay tam sokağa çıkma yasağı getirildi. Herhalde Türkiye'de yavaş yavaş buna doğru gidiyor. Çünkü geçen yılki oran vakalara baktım. Dün hatta karşıma çıktı. Geçen yıl bugünlerde günlük vaka 900 iken bugün 20 binin üzerinde vaka var. Yani herhalde devletimizde önlemleri bu şekilde biraz daha sıklaştıracağı benziyor. Evet Aziz, sen de altyapısı aslında sağlam bir oyuncusun. Altyapılarla ilgili sen neler söylemek istersin? Pandemiden dolayı hiçbir şey oynanmıyor. Altyapılar da oynanmıyor ama bu insanlar ne yapacaklar? Ya şimdi çocuklarımız şimdi bizimki de yeni başlayacak şimdi de inşallah. Gökhan'ın orada mı başladı abi? Yani işte bak patladı baş. Onu Mustafa abi de yazmış. Nerede başladığını söyle de ona göre biz de bilelim yani. Mustafa abi de yazmış ki ilk halı saha maçında kadroya beni de yazın demiş. En son Altınova ile oynadığımız maçta herhalde hani Erdiş de stüdyoda herhalde yenmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Mustafa abi futbol oynuyor mu? Futbol oynuyor mu? Altınova Belediyesi'ni yenmiştik. Metin Başkan oynamıştı. Ya Metin Başkan'a karşı benim özel bir hassasiyetim var. O olursa şike yaparsın. Evet, Metin Başkan araba satar. Evet. Ya şimdi altyapı gerçekten altyapıdaki çocuklar şimdi öyle bir gelişim gösteriyor ki biz de hani o çocuklar bir senesi uymuyor. Hatta geçen onun muhabbeti bile. İki yaş kategorisi arasında o kadar dağlar kadar fark oluyor ki. Bu noktada da çocukların futboldan soğuması veya futbol şu 1,5-2 sene oldu. Çocuklar topu ayağına değmiyor. Bu noktada tam gelişim çağı, onların çok şanslı olduğu bir dönem. Ya bu noktada kesinlikle çocuklara bir ayrıcalık tanılıp ya ona göre önlemler alınıp aktif edilmesi lazım halı sahaların. Halı sahalar aktif edilirse bu altyapılar da bir şekilde yine çalışmaya, dişinin dönmeye devam etmesi lazım. Ya bu altyapı dediğimiz şey küçük bir şey değil. Şimdi altyapımız olsaydı, şimdi Yalova Spor'da hiç olmazsa, ya ciddi bir adım bu sene en az 4-5 tane 6 tane sağlam futbolcumuz olur. Az önce Onur abinin söylediği yani gibi. İşte bu sisteme dönmesi lazım. Bu sistemde nasıl dönecek? Futbolun devam etmesi lazım. Şu anda o yok. Bu çocuklar da gerçekten benim yani kendi oğlum bile ya dışarıda normal. Hani bir yere dışarıda götüremiyoruz. Junior Aziz yetişecek herhalde. Aynen çocuk evde kendini yiyor. Duvarlara tırmanıyor. Bir şeyler yapıyor. Kardeşini de pataklıyor falan bizimki. Yani şey demek istiyorum. Gerçekten çocuklar enerjisini atması lazım. Ya dışarı çıkartamıyoruz Onur. Yani şimdi biz çalışıyoruz evde. 7-8'de geliyoruz eve. Ne oluyor? Çocuğu dışarı çıkartamıyorsun. Evde patlıyor. Hani hiç olmazsa bir aktivite alanı olsun. Biz de nereye gönderebiliyoruz? En güvendiğimiz yer neresi? İşte bu altyapılar. Halı saha. Çocukları zaten kontrolümüzde. Sağ olsun Yalova'da bu gelişmiş durumda. İşte İlkay abiler olsun, Halil hocalar olsun, Özgür hocalar olsun. Bizim şimdi Cemaller de başlıyor inşallah hayırlısıyla. Gökhan hocamla bakalım Allah yardımcımız olsun. öyle bir durum var. Bilal abiler, Aytaşlar biliyorsun. Gökhan da sosyal medya hesabı açmış. Evet o şimdi özel iş bu şey için. Şimdi onlar da nereden başlayacağını biliyor. Önce Aziz'in Eymen'den başlayalım dedi. Aynen. Biliyor şimdi babadan almıştır illa bir şey. Yani bizden Allah, çıksın futbolcu. Ya Cemal'e güvenerek inşallah öyle bir yola gireceğiz ama bakacağız tabii ki. Cemal ama şey diyor bana. Aziz diyor bizimki öyle değil diyor. Sen gelip çocuğunu alıyorsun diyor. Eğitimini kendin bile verebilirsin. O kadar rahat bir o şey okulu diyor. Evet. Bakalım hayırlısı. Turan Hoca yazmış ki Asya Kulübü Başkanım Sayın Tamer Erbol'a hayırlı olsun. Hakköy Spor Başkanım Kani Gülver'e ayrıca kutluyorum demiş. Aynı zamanda da Hakem ve Gözlemciler Derneği'nde de kongre heyecanı vardı. Ahmet Aydın orada başkan seçildi. Futbol Saha Komiserleri Derneği'nde de yine Şaban Ok 7. kez üst üste. Yani Şaban abi harbiden. Tek adamlık rejimi. O Şaban abi söyleyin şey UNES'e bir başvuru yapsın. Rekorlar kitabı var ya 7. kez. Rekorlar kitabına. Aynı zamanda yeni seçilen kulüp başkanı ki Demirspor'da Talip Bayburtlu yeniden seçildi. Acarspor'da da muhtemelen tek aday. Cuma günü kongrede Ömür Bayar. İnşallah önümüzdeki programlarda bütün kulüp başkanlarını programımızda ağırlayacağız.
Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş artık. Tamer Başkanımı buradan hemen son kez ASKF Başkanı olarak. O da annesi rahatsızlandı aslında. Evet. Ben onu bugün alacaktım da. Tamer abimiz, aslında lafım oydu. Geçmiş olsun. Tamer abimize hayırlı olsun yeni dönem. Evet. Tamer abi Yalova Amatör'e rejiden gerçekten. Rejiden uyardılar hemen bitirelim diye. Reji birazcık müsaade et bize konuşalım. Tamer Başkanımız hayırlı olsun. Kani Gülver Tamer Başkanımızın yeni yönetiminde. Yine Mustafa Gülsoy abimiz, Baki Yiğit abimiz de Akköy Spor yönetiminden Tamer Başkanı yönetiminde şu anda 3 kişi var. Hepsine hakkında hayırlısı olsun. Güzel inşallah yani Yalova Amatör Futbolu için güzel verimli çalışmalar yaparlar. Kendilerine başarılar diliyorum. Evet. Onur abi çok teşekkür ediyorum. Aziz'ciğim çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Programa renk kattınız. Çıkıyoruz mu Aziz? Renk kattınız. İnşallah ilerleyen programlarda tekrar sizlerle... Hep aynısını söylüyor bu kaçıncı gelişimiz. Ama hiçbir türlü ilerleyen programlarda zaman genişlemiyor Aziz. Aynen öyle. Neyse güzel oldu. Sağ olasın. İstikom 3. lig 3. grupta Yalova Spor 25 Mart Perşembe günü Erbaaspor deplasmanına çıkacak. Tokat deplasmanında Yalova Spor bu karşılaşmada mağlubiyetle ayrıldı takdirde artık matematiksel olarak küme düşecek. Kent 77 ekranlarında sizlerle birlikte olduk. Cuma günkü programda buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar. Bayraktar Sigorta sundu. Begonya Suites sizlere ayda 2500 liraya 120 ay taksit imkanı sunuyor. Anlaşmalı banka garantörlüğünde ev sahibi olmak artık çok kolay. Yüksek kira getirisi, sosyal donatılar ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yatırımın doğru adresi Semt 77 Begonya Suite.